Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin talebi üzerine şişe cam firmasını inceleyeceğiz. Öncelikle ne yapacağız? Şişe camın 2023 yılı ikinci çeyrek daha yeni güncel açıkladığı, birkaç gün önce açıkladığı temel analizini yapacağız. Ardından grafik üzerine teknik analizini yapacağız. Analize geçmeden önce değerli arkadaşlar, sizler için bu YouTube videomuzun açıklamalar kısmında Midas Yatırım'ın linkini bıraktım. Bu linke tıklayıp indirip yolduktan sonra Midas Yatırım üzerinden çok düşük komisyon bedelleriyle yatırımlarınızı hem Amerika borsalarında hem Türkiye borsasında, Borsa İstanbul'da yapabilirsiniz. Haydi gelin başlayalım. Evet, şişe cama baktığımız vakit değerli arkadaşlar, betası 1.19'dan 1.13'lerde şu an. Herhangi bir sıkıntı yok. Borsa İstanbul'a göre daha hızlı hareket etmeye devam ediyor. Hisse sektör, cam sektörü olarak karşımızda halka açık oranı %49, yıldız pazarda devam ettiğini söyleyebiliriz. Cari oran 1.73'müş, 1.98'e çıkmış, pozitif. Likit oran 1.26'dan 1.33'e çıkmış, pozitif. Nakit oran 62'den 64'lere çıkmış, şirketin cebindeki nakitlerde artış var, pozitif. Aktif karlılığa bakalım. %17.5'müş geçen yıl ikinci çeyrek, bu yıl %11.5'lardı. Aktif karlılıkta biraz geri çekilme mevcut. Brüt esas faaliyet kar marjı 36'dan 33'lere düşmüş yüzdesel bazda. Esas faaliyet kar marjı 18'miş, 13.5'lara kadar geri çekilmiş. Net kar marjına bakarsak arkadaşlar 25'miş, 16.3'lere doğru geri geliyorken öz sermaye karlılığı %38'den %25'e düşmüş. Şirket hala büyüyor fakat geçen yılki kadar hızlı büyümesi yok. Yani %38'miş geçen yılki büyümesi, bu yıl %25 büyüyor. Maliyet oranlarına baktığımızda ise arkadaşlar 24'lerden 12'lere doğru maliyet oranlarında ciddi bir düşüş yaşamış. Bu da büyüme tarafında yine pozitif katkı sunmuş. Birazdan sektörüne göre ucuzluk pahalılık tarafına değineceğiz. Hisse başı kar geçen yıl 5 liraymış, bu yıl 6 lira. Hisse başı karın yaklaşık %20 oranında artırmış, pozitif. Daha da çok artırsa tabii daha iyi olurdu. Şirketin PEG oranı 0.02'ymiş. Şu an 0.34 seviyesinde. Biraz daha, yani geçen yıllarda çok çok daha hızlı, sert büyüme sinyalleri, ne diyeyim, büyüme hedefleri, büyüme şeyi sunuyorsan, agresif büyüme. Artık büyüme var fakat daha yavaş. Böyle çok hızlı, çok sert değil. Bunu söylüyor. ROIC oran 16'ymış, 12'ye düşmüş. Öz kaynaklarının biraz daha az verimli kullandığını söyleyebilirim. Temettü verimliliği şu an %1.16 civarlarında. Şirketin borç durumuna bakarsak 46'ymış, 44'lere doğru 2 puanlık bir borç durumunu azaltmış. Pozitif midir? Yani en kötü, yani artmasından iyidir, öyle söyleyeyim. İhracat oranı %41'miş, %42'ye çıkmış. Aktif devir hızı 0.69'muş, 0.70, yatayda gidiyor, güzel. Stok devir hızı 4.10'muş, 3.64'e düşmüş. Stoklarını daha yavaş eritiyor arkadaşlar, sektörlerdeki daralmalardan kaynaklı. Geçen yıl elinde şirket 13 milyarlık stok taşıyorken bu yıl 25 milyar TL'lik stok taşıdığını söyleyebiliriz. Baktığımız vakitte arkadaşlar şirketin net satışları her çeyrek düzenli şekilde artmış. Bu artarken esas faaliyet karı zirveyi görmüş. Burada geri gelmiş. Burası işte şişe cama baskı oluşturan taraf. Satışlarım artıyorken esas faaliyet karlılığım artmamış. Daha geri gelmiş. Amortismanların satışların maliyetini oranı 8.8'miş. Şu an 7.5 seviyesinde. Düşmesi güzel bunun. Yabancı para varlıklar yükümlülükler tarafına bakarsak varlıkları yükümlülüklerin yarısından daha az. Yani biraz burada baskı yiyebilir fakat şişe cam %40-%45 aralığında ihracat yaptığı için bu noktayı kolaylıkla yönetebileceğini söyleyebiliriz. Yabancı para net pozisyonu da artıdı arkadaşlar. Şişe camın şöyle bir yatırımlarına bakalım. Bir yatırım var mı? Var. Baktığımız vakit %68 yatırımlarında bir artış söz konusu. Her ne kadar belli bir büyümelerinde yavaşlama, daha hızlı hareket eden şişe cam daha yavaş hale gelmiş olsa dahi ciddi manada yatırımlarında bir artış var. Gelecekte şişe camı konuşmaya devam edeceğimizi söyleyebiliriz. Borç durumuna bakarsak %46'ymış, şu an için %44 seviyesinde olduğunu, bir hafif hafif düşen trendde olduğunu ekleyebiliriz. Bulunduğu sektörde zaten tek cam sektörü anlamında sektörüne göre hala uygun kaldığını söyleyebilirim. Bunu holding sektörüne göre kıyaslamak lazım aslında. Baktığımızda FK 880'miş. Şöyle holding sektöründen bir tanesini açalım.
holding sektörüne durumda geldi mi? Geldi. Kafa kafaya holding sektörüyle de kafa kafaya olduğunu söyleyebiliriz. Yani nötr. Ucuzluk pahalılık tarafı nötr. Piotrowski F-Score'a bakarsak 6'ymış. Düzenli şekilde 6 olarak devam ediyor. Orta iyi. Değer yatırımı açısından orta iyi seviyesinde. Fastweb Mali Analist Pro tarafı bu şekildeydi. Gelin bir de Fintables tarafından bakalım. Baktığımızda arkadaşlar satışları %45 artıyorken net dönem karı %10 düşmüş. Satışlar %45 artıyorken esas faaliyet karı %12 artmış. Mesela satışlar 45 artıyorken esas faaliyet karının 45'in üstünde artsa mesela çok çok daha efektif olur muydu? Çok çok daha efektif olurdu. Karnesine bakalım. Karne karlılık 6'da 1, büyüme 6'da 4, borçluluk 6'da 5 olarak karşımızda arkadaşlar. Bu bize ne diyor yani? 5 üzerinden 3 puanlık bir karne. Borcunu iyi yönetmiş. Karlılıklarda düşüşler olsa da borç tarafını iyi yönetmiş. Yabancı yatırımcıya bakarsak, yabancı yatırımcı lot bazında Mart, Nisan, Mayıs'ta özellikle çok ciddi şişe camı satmış arkadaşlar. Yani gelip Haziran'da biraz almış ama bu alım çok büyük bir alım değil yani. Mayıs ayında 42 milyon lot satmış yabancı yatırımcı. Adil değer tarafına bir bakarsak, adil değerleri 55'li seviyeler olarak karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Nasıl bilanço açıklamış? Valla süper iyi giden bir bilanço döneminden sonra nötralize olmuş. Yani iyi deriz ama nötr bir bilanço gelmiş açıkçası. Biraz daha buralarda baskılar söz konusu. Döngüsel bir şirket pozitif döngüden nötr bir döngüye doğru geçiş yapmış gibi duruyor. İlerleyen süreçte daha yavaş hareketler görebileceğimizi düşünüyorum ama bu tarz iyi şirketler bu tarz dönemlerde böyle peyderpey alınarak biriktirilir. Çünkü bir anda o bütün alınman gereken lot sayısını alamazsın yani. Temel analiz tarafı bu şekilde. Gelin bir de teknik tarafına bakalım. Teknik tarafa baktığımız vakit neler görüyoruz? Bakalım şu bizim Ahmet'in şeyini açtığımızda bakın tam olarak burada 50 liranın üstünde tutunması şişe camda gayet pozitif bir mesaj. Ahmet, bizim Ahmet Kasa var. Onun bu indikatör onun. Hatta bunu satıyor diye biliyorum. Twitter'da görebilirsiniz Ahmet'i. Ahmet Kasa. Baktığımız vakit genel adil ortalamayı 63'lü seviyeler gibi bir şey söylemiş bu. Şurada şuna dikkat çekiyorum. Özellikle şu 50 seviyesinin üstünde olması şişe camı 70-75'lere kadar önünü açabilir. Tamam mı? Bilginiz olsun. 1. 50 seviyesi ana destek. 50'lere doğru geri çekilme olabilir ama buralar ciddi manada destek olduğunu söyleyebilirim. Öndeki dirençler 56, 60, 66, 72, 79 dirençler bu. İlk ana destek 50, 50-51 arası. Ardından 47. Bilginiz olsun buralar çok iyi destekler. Buralardan neden şey olmasın, nasıl söyleyeyim, bir şişe cam yatırımı olmasın denilebilir. Ama orta uzun vadede beklemek lazım. Öyle hemen bir şeyler vereceğini çok düşünmüyorum. Durum bu arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.